Sayın basın mensupları, haftanın ilk basın toplantısında Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra meclisten çıkarılan tezkerenin çıkarılış amacının ortadan kalktığını, hem ilgili devletin davetinin ortadan kalktığını hem de NATO misyonunun ortadan kalktığını ifade etmiştik ve orada bir dakika daha durulmaması gerektiğini söylemiştik. Biz askerlerimizin artık Taliban'ın egemenliğindeki bir ülkede bulunmasının ve hayatlarının tehdit altında tutulmasının riskine işaret etmiştik ve çağrılarda bulunmuştuk. Hem ben, hem parti sözcümüz, partimizden konuşan herkes bunu ifade etmişti. Ve biz bunu söyledikçe Sayın Devlet Bahçeli'den tutun Sayın Destici'ye, Recep Tayyip Erdoğan'dan tutun AK Parti'nin bütün sözcülerine kadar Afganistan'da bulunmamızın ne kadar önemli olduğu, oradan asla çekilmeyeceğimiz söylenip dünya kadar da hakaret işitmiştik. Dün yapılan açıklamayla Mehmetçik Afganistan'dan çekiliyor. Bizim yaptığımız uyarıları dikkate almayanlar Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin kendi vatandaşlarına, Kabil havaalanına yaklaşmayın, IŞİD saldıracak istihbaratından sonra herhalde ne demek istediğimizi anladılar. O ilerlemesinden memnuniyet duydukları Taliban, aramızda bir fark yok, görüş ayrılığımız yok, Taliban'la aramızda ciddi görüş ayrılıkları yok denen Taliban'ın ele geçirdiği ülkede daha dakika bir, gol bir IŞİD, Mehmetçiğin savunduğu ve savunmaya devam etmek istediği, Türkiye'nin daha doğrusu savunmaya mecbur edildiği ve iktidar tarafından Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili hevesin de devam ettiğini gördüğümüz o havaalanına IŞİD saldırısı gündemde ve eğer Mehmetçik biraz daha orada dursaydı belki çok acı haberler alacaktık. Orada görev yapan Mehmetçiği görevleri süresince gösterdikleri çabalardan dolayı, kahramanlıklardan dolayı tebrik ediyoruz ve sağ salim ailelerine kavuşmalarından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Tabii her seferinde Türkiye büyük devlet, dünya devi oldu artık diyenlerin Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Afganistan'dan ayrılırken birlikte çalıştıkları için dahi tahliyeleriyle ilgili, oradan çıkmalarıyla ilgili bir takım prosedürleri işlettiklerini, ama Türkiye'nin örneğin oradan ayrıldıkken oradaki Tacikleri, Özbekleri, Türkmenleri, ortak geçmişe sahip olduğumuz bu insanların oradan ayrılması ile ilgili bir prosedür işletip işletmediğini, bir katkı yapıp yapmadığını bir kamuoyuna açıklamaları lazım. Madem büyük devletiz, ki öyleyiz, ama sizin ellerinizde bu devlet perişandır. İngiltere, Amerika birlikte çalıştığı istihbarat elemanları, yerel müttefikleri için bile oradan onları alma ve hayatı tehlikeden onları uzak tutma noktasında çaba sarf ederken, soydaşlarımız için, aynı etnik kökenden olduklarımız için, Tacikler, Özbekler için, Türkmenler için dönüp de arkasına bakmıyor. Bu olmaz. Bunu da bir kenara not etmek gerekiyor. Değerli basın mensupları, koronavirüsle mücadelede çok kritik dönemeçlerden geçiyoruz ve önümüzdeki ay okulların açılacak olması da ve şu anki vaka sayıları da üzerinde çok ciddi şekilde hepimizi tedbir almaya itmelidir. Öncelikle bir kez daha şunu ifade edelim. Sözümüze kıymet veren herkese diyoruz ki, aşı hakkı tanımlanan herkes, gün değil, saat değil, dakika geçirmeden aşısını yaptırmalıdır. Bir sonraki doz aşı ile ilgili kendilerine yapılan çağrı ne günse, o gün erkenden gidip aşılarının ikinci dozlarını, gerekiyorsa örneğin iki Sinovac vurdularsa üçüncü dozları ile ilgili yapılan çağrılara herkes uymalıdır. Bu salgından, aşıdan başka kurtuluş noktası yoktur. Ve Sağlık Bakanlığı, birazdan değineceğim, verileri
anlık, etkin, şeffaf şekilde paylaşmıyor. Bu büyük bir hata. Çok eskiden beri söylüyoruz. Artık o turkuaz tablonun ikiye ayrılması lazım. Aşılılar için ve aşısızlar için. Aşıya en önemli teşvik ve aşı karşıtlığıyla en etkin mücadele turkuaz tabloyu iki ayrı renge bölmektir. Turkuaz tabloyu yine yayınlayın ama bir mavi bir kırmızı tabloda yayınlayın. Deyin ki aşı olanlarda ölüm budur, vaka budur. Aşı olmayanlarda budur, yoğun bakım budur. Bunu birer birer her birimiz yoğun bakımda çalışan yoğun bakım uzmanlarını, hemşireleri, uzman doktorları, doktorları tanıyan herkes biliyor ki onlar içeriden şu bilgiyi veriyorlar. Sağlık Bakanı da zaman zaman söylüyor ki bu pik aşısızların pikidir. Bu yüksek vakalar aşısızların vakalarıdır. Aşılanıp da yoğun bakıma yatan sayısı yok denecek kadar azdır, çok azdır. Ölüm sayısı yok denecek kadar azdır. Dün iki sağlık emekçisi hayatını kaybetti. Ciğerimiz yandı ama onların ikisi de aşısızdı mesela. O yüzden artık bu aşı karşıtlığı denilen saçmalık, aşı karşıtlığı denilen uydurma argümanlarla insanların hayatlarına kastetme işi bir son bulsun. Sözümüze değer veren herkese rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Aşı olun, aşı olunmasını teşvik edin ve aşı karşıtlığı yaratacak, tereddüt yaratacak ifadeleri, söylemleri, sosyal medya paylaşımlarının yayılmasına engel olun. Yayanlara da itiraz edin lütfen. Gelelim COVID ile ilgili vakalara, sayılara. Bu konuda öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri 100 yılın sel felaketi olarak nitelendirdiler. Bozkurt, Ayancık ve Bartın'daki seli. Hepimiz çok üzgünüz. Halen daha kayıplar için gözümüz kulağımız televizyonlarda. 82 vatandaşımız için şu ana kadar canımız yandı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Peki farkında mıyız? Dün akşam COVID 200'ün üzerinde vatandaşımızın daha canını aldı. Dün COVID 217 kişiyi, 81 kişiyi, 82 kişiyi sel almıştı. Sadece dün 217 kişiyi sel aldı götürdü. COVID aldı götürdü. O yüzden ölümlerin normalleştirilmemesi lazım. Hep söylüyorum. Her gün bir Soma faciası yaşanıyor memlekette. Yaşandığında yıllarca sürdü travması, daha atlatamadık. Ama her gün neredeyse bir Soma faciası yaşanıyor. Allah göstermesin, dünyanın neresinde bir Boeing uçağı, bir Airbus taşıdığı 180-200 yolcuyla düşse aylarca konuşuluyor. Türkiye'de her gün bir Boeing düşüyor, bir Airbus düşüyor. Bu meselenin artık ciddiye alınması, bu meselenin üzerinde çok ciddi şekilde durulması gerekiyor. Bu konuda da esas olarak ciddiyete davet ettiğimiz kurum Sağlık Bakanlığı'dır. Biraz önce söylediğim tablonun aşılılar ve aşısızlar açısından ayrı ayrı yayınlanması çağrısının yanında 1,5 yıldır kamu spotlarında tüm siyasi partilerin genel başkanlarını birlikte oynatın diyoruz. İlla el ele tutuşmak zorunda değiller. Zaten tutuşmayacaklar bu şartlarda. Çekimin aynı gün olması da şart değil. Ama kamu spotunda her siyasi partinin liderinin mutlaka yer alması ve bu kutuplaşmayı ortadan kaldıracak söylemlerle. Aşı konusunda Kemal Bey Recep Tayyip Erdoğan'a katılıyorum der. Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüp İYİ Parti'nin genel başkanına, İYİ Parti'nin genel başkanının Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına çağrı yapması, destek vermesi, onun söylemine ben de iştirak ediyorum demesi kadar normal ve doğru bir şey yoktur. Ama yapmıyorlar, yapmıyorlar, yapmıyorlar ve bu pandemiyi de tek başlarına halledeceklerini sanıp her işi olduğu gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bugün aşının olduğu bir dönemdeyiz. Bir veriyi paylaşacağım. İnanın bu veriye dönüp baktığımızda biz de şaşırdık. Geçen sene aşı yoktu. Yoktu aşı. Çaresizce aşı bekliyorduk. Geçen sene 1-25 Ağustos arasında
472 kişi ölmüştü. Bu sene aşı var ve toplumun %65'i aşılandı. 18 yaş üstünün. 1-25 Ağustos arasında 3880 kişi ölmüş bu sene. Geçen sene aynı dönemde 470 kişi ölürken şu ana kadar 3880 kişi ölmüş. Ve bir lakaytliktir gidiyor. Ve Sağlık Bakanlığı maalesef verileri zamanında etkin, şeffaf bir şekilde paylaşmadığı için bütün matematikçilere, bütün istatistikçilere, bütün bilim insanlarına bu verileri açmadığı için üzerinde düzgün çalışmalar yapılamayıp doğru çıkarımlarda da bulunulamıyor. Bir kez daha ellerindeki bütün verileri geriye dönük olarak paylaşmaya davet ediyoruz Sağlık Bakanlığı'nı. Virüs öyle bir tehlikeli noktaya geldi ki aşısızlar var. %90'a ulaşmış delta varyantı var. Ve aşılanmış bağışıklık ancak hastalığı taşıyabileceklerle bir aradalar şu anda. Bu mutasyon demek, bu varyant demek. Toplumda aşılı ve taşıyabilenlerle aşısız ve taşıyanların bir arada olduğu bir ortam çok ciddi şekilde ve kontrolsüz temasın olduğu bir ortam mutasyon demek, tehlikeli varyantlar demek. Bu konuda Türkiye'nin veriler üzerinden çalışıyor olması lazım. Ancak Sağlık Bakanlığı virüs aşıdan kaçmak için mutasyon değiştirirken Sağlık Bakanlığı'nın verileri de bilim insanlarından, istatistikçilerden, vatandaştan kaçmak için mutasyon değiştiriyor. Sürekli verileri değiştiriyorlar. 29 Temmuz 2020'den beri 5 kez kapsamlı olarak açıklanan veri setini değiştirdiler. Örneğin 3 Temmuz 2021'den beri ağır hasta sayısı açıklamadıkları için ölenler ile ağır hasta sayıları arasındaki ilişkiyi tartışamıyoruz. Yani ağır hastaların yüzde şu kadarı ölüyor diyemiyoruz artık. Çünkü o sayıyı gizliyorlar, açıklamıyorlar. 3 Temmuz 2021'den beri. Bir başka örnek. 10 Aralık 2020'den beri iyileşen hasta sayısı açıklanmadığı için mevcut pozitifler içindeki hastaların sayısını bilemiyoruz. Yani testi pozitif çıkanların kaçı hastadır, yüzde kaçı hastadır bunu kamuoyu şeffaf olarak bilmiyor. Birileri biliyor ama herkesin incelemesini açmıyorlar. 25 Ekim 2020'den beri haftalık, 23 Kasım 2020'den beri de günlük raporları yayınlamıyorlar. Yani hastaların ve vakaların cinsiyet, yaş grubu, bölgelere göre dağılımlarını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz ölenlerin sayıları. Covid'den öldüğünü söylediklerinin sayılarını biliyoruz sadece. Şu anda pozitif vakaların, hastaneye yatanların ve ölenlerin aşı durumları ile ilgili bilgiler ortada dolaşan tevatürden ibaret. Bu verilerin şeffaf paylaşımı esas aşıya iknayı ve aşı karşıtlarını susturmayı sağlayacak. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre COVID-19 salgınında Türkiye'de toplam ölüm şu ana kadar 55 bin. Bu ölümlerin 2020 yılı 295 binde 20 bin tanesi 2020'de oldu. 237 günü geçti bu senenin, 34 binde bu senede oldu. Aşıya kavuştuğumuz sene bir önceki yıldan %50 fazla ölüm sayısı olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Yani öyle bir noktaya geldi ki iş, aşısızlardaki bu ölüm oranını düşündüğünüzde bir aşıya ne kadar hızlı erişmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bütün rakamlardan görüyoruz. Şimdi bir sorunla karşı karşıyayız ve milletimize TÜİK'i ve Sağlık Bakanlığı'nı şikayet ediyoruz. Çünkü 24 Haziran 2021'de TÜİK'in kendi kanunu gereğince ölüm ve ölüm nedenlerini ilan etmesi gerekiyordu. Her sene yapıyor bunu. Yıllardır yapıyor. Bu sene yapamadı. Yapamama sebebi Sağlık Bakanlığı TÜİK'e verilerini kapattı. Koronavirüs salgını bir noktaya geldiğinde verileri kapattı. Ve o yüzden TÜİK Türkiye'de şöyle tabloyu gösteriyorum. 2009, 10, 11, 12, 19'a kadar bakın doğumlar ve ölümleri yayınlıyordu. Doğumlar ve ölümleri
2020'de yayınlayamadı bir tek. 2020 Türkiye'sinde doğumlar ve ölümler yok. TÜİK'in tablosu. Biz TÜİK'in verilerinden, diğer tablolarından dikkate sunmak istediğimiz bir husus var arkadaşlar. Türkiye'de ikamet eden nüfus TÜİK'in yıllara göre var. Burada yazıyor. 2007'de 70 milyonmuş. 71, 72, 78, 80, 82, 2020'de 83 bin. Burada bir çıkarma yöntemiyle bir önceki yıla göre artış var arkadaşlar. 2007'den beri nüfusumuz bir önceki yıla göre 1 milyon civarında artıyor. 1 milyon 150 binmiş 2019'da. 2020'de nüfusumuzdaki artış 459 bine düşmüş arkadaşlar. Bakın 13 yıldır 1 milyon civarında artan nüfusumuz geçen sene 500 bin bile artmamış. Bir 500 bin kayıp var ortada. Onun peşine düşmemiz lazım. Varıp da 500 bin kişi Covid'den öldü diyecek değiliz. Devlet 20 bin diyorken. Ama bir başka bilgiyi daha gösterelim. TÜİK tek yaş nüfus verileri. Yaşlara göre nüfusu veriyorlar. 50 yaş üstü nüfusumuz. 2009'dan sonrası var. 2019 ve 20. Bakın hep 300 bin, 300 bin, 300 bin azalırken, yani her sene 50 yaş üstü 300 bin kişi eksiliyorken, geçen sene 500 bin kişi eksilmiş 50 yaş üstünden. TÜİK'in verisi bunlar. Ama TÜİK ölüm ve ölüm sebeplerini yayınlamamaya devam ediyor. Türkiye'de kaç kişi öldü? Bakın artış 1 milyon olacakken 450 bin. 50 yaş üstü kayıp, nüfustaki azalma 500 bin. Bunu bir konuşmak lazım. 300 bin azalıyorken 500 bin azaldı. Buraya bakarsan 50 yaş üstü fazladan 200 bin kişi ölmüş görünüyor. Ve TÜİK ölüm ve ölüm sebeplerini yıllardır eksiksiz açıkladığını, Sağlık Bakanlığı veri paylaşmıyor diye. Hiç olmazsa senin vatandaşlık hizmetlerinden ölüm sayılarını alabilirsin. Onu açıkla. Onu da yapmıyorlar. Ve şüpheler artıyor artıyor. Tabii biz bu konuda bu 500 binlik azalma ile ilgili çalışma yaparken Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısında 197 bin azalma olmuş. 197 bin kişi azalma olmuş. Yani bu ikamet üzerinden baktığımız 500 binlik azalmanın 197 bini bir önceki yıl Türkiye'de ikamet eden yabancılar artık etmiyor. Böyle kırımlara ihtiyaç var. Ancak görülen bir başka izah bulamadığımız için yıllık ölüm sayısı Covid'den 20 bin gösteriliyorken ama bariz şekilde bir yerde 500, bazı rakamları arındırdıktan sonra 300 bin, diyelim ki 200 bin olsun, 10 kat fazla bir şüpheli durum var. Bunun Sağlık Bakanlığı tarafından bir an önce açıklanması lazım. Ölüm sayıları ve sebepleri. Bu ayıbı Türkiye daha fazla taşıyamaz. Bu rezaleti Türkiye daha fazla taşıyamaz. Doğanları ve ölümleri açıklayamayan bir istatistik kurumu. Bu kadar etki altında, bu kadar susturulan, bu kadar saçmalayan bir istatistik kurumu olmaz. Ve bunu şunun için istiyor herkes. Bu rakamlar öğrenilsin ve ona göre tedbir alınsın. Yeni kayıpların önüne geçilsin. Türkiye rakamların konuşulamadığı, rakamların vatandaşından gizlendiği bir ülke olamaz 2021 yılında. Ve okullar açılacak. Eğitimcilerin, öğrencilerle temas eden herkesin bir an önce ve eksiksiz aşılanması gerekiyor. Bu konudaki iradeyi destekliyoruz ve bunun tamamen arkasındayız. Unutulmasın ki okullar açıldığında bir mobilizasyon ortaya çıkacak. Virüsü hastalanmayan ama taşıyabilen çocuklar okulda birbirleriyle temas edecekler. Bu yüzden çok ciddi şekilde herkesin hem maskeye, hem mesafeye, hem de Covid ile ilgili hijyen kurallarına yeniden ve ilk günlerde olduğu gibi, yani
Mart ayında el yıkamak ne kadar önemliydi? Televizyonda saatlerce el yıkama gösteriliyordu. Ama şimdi bir önemi kalmadı. Oysa öğrencilerin şimdi el yıkamayı öğrenme zamanı tekrar. Maske meselesindeki duyarlılığı arttırmak gerekiyor. Okullar konusunda mutlaka okulların açılması gerektiğini savunuyoruz. Ama tedbirlerinde alarm seviyesine getirilmesinin altını çiziyoruz. Maalesef Türkiye bütün dünyada yapılan bir işi tam tersine yaptı. Bütün dünya şöyle yapıyor. Okullar en son kapanan ve ilk açılan olmalıdır. Bizde okullar ilk açılan, ilk kapanan ve en son açılan oldu. Bütün dünya restoranları bile kapadı. Bekledi bekledi okulları en son kapadı. Bizimkiler hemen okulları kapadılar ve çok geç bir şekilde de açıyorlar. OECD ülkeleri içinde Meksika'dan sonra okullarını en fazla kapalı tutan ülkeyiz. Ve başarı puanlarını geçtiğimiz günlerde istatistikler ortaya döküldü. Çocuklarımız bizim eğitimine bu iki yıl hiç iyi gelmemiş. Demek ki okullar bir şekilde açık tutulmalıymış. Okullarını en uzun süre açık tutan ilk beş ülke Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İsveç, İzlanda ve Japonya olmuş. Bu ülkelerin durumuna baktığımızda da ne kadar doğru bir iş yaptıkları görünüyor. Ve onlar çocuklarının eğitim durumları COVID'den en az etkilenen ülkeler olmuş. Uzaktan erişimle ilgili çok ciddi engeller vardı. 1,5 milyonu kırsalda olmak üzere 3,5 milyon öğrencimize internet erişimi sağlayamadık. Bu ayıp bu hükümetin sırtındadır. 664 bin tane tablet dağıttılar. Bunun dışındaki tablet dağıtımları ile ilgili tüm kurumları, başta belediyelerimizi ve tüm kurumları, tüm şirketleri, tüm dernekleri tebrik ediyoruz yaptıkları mücadele için. Ama iş onlara kalmamalıydı. Okulların havalandırma sistemleri mutlaka salgına göre yenilenmelidir. Bu konuda hiçbir çalışma yapılmadığını duyuyoruz. Havalandırma sistemlerinin COVID tedbirlerine uygun filtrelerle ve ters akım yönüyle işletilmesi gerektiği ile ilgili uzman görüşlerini bir kez daha altını çiziyoruz. Özel okullara gelen %25'lik zam, kantin ürünlerine gelen %40'lık zam, kırtasiye ürünlerinin gelen zammı gelecek ay göreceğiz. Gelen astronomik zamlar, öğrenci servis fiyatlarına yapılan %14'lük zam meseleyi aileler açısından daha da katlanılamaz bir boyuta getirdi. Bunların da altını çizmek gerekiyor. Ve bir çağrı. Elimde İngiltere Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sinan Küfeoğlu ile farklı ülkelerden matematik, mühendislik, ekonomi alanlarındaki uzman meslektaşlarının yayınladığı bir makale var. O makale şunu söylüyor. 2016 Eylül ayından itibaren 5 yıldır uygulanan kalıcı yaz saati uygulaması hiçbir enerji tasarrufu sağlamıyor. Türkiye kalıcı yaz saati uygulaması yaparak yazın bütün dünyayla beraber, kışın bütün Avrupa, birçok dünya ülkesi saatlerini ayarlıyor, biz olduğumuz yerde kalıyoruz. Avrupa'yla saat farkı bazı ülkelerle +2, bazı ülkelerle +3'e çıkıyor. Bir sürü sıkıntı var ve okullar açılacak. Çocuklarımız Kasım, Aralık'ta, hatta belki daha erken doğudaki coğrafyalarımızda göz gözü görmezken okula gidecekler. Zaten memurlarımıza geçen kış, ondan önceki kış, ondan önceki kış hep bu zulüm yapıldı. Damat Bey diyordu ki enerji tasarrufu. Cambridge'de çalışmış hoca, Sinan Hoca. Çok geniş bir ekiple çalışmışlar. Hiçbir fark yok. Hiçbir karımız yok bu işten. Bu inattan vazgeçilmelidir. Damat Bey'in bunu çok farklı sayıklarla, esprilere de konu yaparak AK Parti teşkilatı içinde savunduğunu duyuyorduk. Ama artık Damat Bey yok. Onun mesaisi de yok. İstediği zaman yatar, istediği zaman kalkar. Ama gittiği yerlerde işte sabah namazının saatini mesaiye yaklaştırmakla falan övünüyormuş. Nasıl oldu ama diyormuş. Bıraksınlar artık bu işleri. Lütfen öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, emekçilerimizin bu kış gözün gözü görmediği karanlıkta okula ve işe gitme çilesine de son verelim. Bu çağrıyı da buradan yapıyoruz. TÜİK 2021 yılı
Ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. 16 alt endekse sahip bir endeks bu. Ve Ocak ayında 83 olan endeks 77,5'a düşmüş. Bu endeks 100'ün üzerinde olmalı. İnsanlar kendisini, ekonomiyi, geleceklerini güven içinde hissetmeleri için tüketicinin 100'ün üstünde olması lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiği 212 ayın sadece 7'sinde 100'ü geçmiş. Sadece 7'sinde. Ama bu sene Ocak'tan buraya bile 83'ten 77,5'a gerilemiş. Hani vatandaşımıza sorunca nasıl gidiyor, nasıl gitsin, hiç iyi değil diyor ya, o hiç iyi değilin rakama bürünmüş hali bu 77,5. Bu 100 üzerinden 77 aldık demek değil. 100'ün altı, yani suyun altı demek. Boğuluyor millet. 100'ün üstünde nefes alabiliyor. 100'ün altında boğuluyor. 77'ye kadar gerilemiş. Artık iyice battı demek. Dibin dibindeyiz demek. O yüzden yani işler nasıl deyince afaganlar basıyor, sorma diyor ya esnaf. Geçen gün izledik hep beraber. İşler nasıl diyor? Afaganlar basıyor bana, sorma bu soruyu diyor. Afaganların basması bu işte. Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce Ankara 2. Organize Sanayi'nin açılışında Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken bir taraftan da şahlanışa geçti ekonomimiz demişti. Şahlanıyoruz demişti. Ekonomi değil ama vatandaşın faturalarını şahlandırdığınız doğru. Faturalar şahlanıyor. Son bir yıl içinde elektriğe 3 defa, benzine 11 kez, motorine tam 8 kez, LPG otogaza da 6 kez zam yaptılar. Her gün yaşıyoruz ama şöyle bir geriye döndüğümüzde bir ülkede elektriğe 3 sefer, benzine 11 sefer, motorine 8 sefer, LPG 6 sefer zam olur mu arkadaş? Tek bildikleri bir doğal afet olsun da IBAN atalım. Vatandaşın faturaya yetişecek parası yok. IBAN atıp memleket yönetmeye çalışıyorlar. Ve şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantılarında defalarca bizim mecliste sayısız kez dertlerini dile getirdiğimiz bir grup var. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışanlar. Bunlar sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire, fizyoterapist ve öğretmen. Bunların maaşlarıyla ilgili sorun var ve Kemal Bey son grup toplantılarından bir tanesinde bir düzenleme yapmazsanız asgari ücretin altında alacaklar dediler. Bakın, elimde bir öğretmenin bilgisini sadece kapattık, maaş ödemesi. Bu ödeme yok derse Sayın Bakan çıksın yok desin. Bu ek dersli Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalışan bir öğretmenin, bir emekçinin maaşı ve hepsi de biliyor 2617 lira. Sayın Bakan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret 2825 lira. Devlet ya, bunun altında ücret veremezsin, yasak. Yakalarsan ceza veriyorsun. Vatandaşa, esnafa, atölyeye. Kendi ilan ettikleri asgari ücretin altında ödeme yapıyorlar ya. Dekonta bak. Dünyada böyle bir rezaletin yaşandığı başka bir ülke var mıdır? Asgari ücretin altında para ödeyen devlet. Ve bu insanlar 40 saat çalıştırılıyor. 39,5 saat çalıştırılıyor. Olacak şey mi? Böyle bir şey olabilir mi? 52 saat çalışıyorlar, 39,5 gösteriyorlar, bu maaşı yatırıyorlar. Olacak şey mi bunlar? Bu ayıba da bir son verin. Bir devlet kendi ilan ettiği asgari ücretin altında kimseyi çalıştıramaz. O ülkede kimse çalıştıramaz. Suçtur. Devlet suç işlemez. El aleme verir talkını, kendi yutar salkımı. Başka bir şey açıklaması yok bunun. Ve Recep Tayyip Erdoğan çıktı, il başkanlarını aldı karşısına.
İl başkanlarına konuşmak konforlu. AK Parti'nin illerdeki temsilcisi, kendisinin temsilcisi konuştukça alkışlatıyor kendisini. Bugüne dair bir şey söylemiyor. Yarına dair bir şey söylemiyor. Bir umut siyaseti yapmıyor. Yaptığı şu, 19 yıl öncesini karşılaştırıyor. Dönüyor dolaşıyor. Nereden nereye? Nereden nereye? Bir bakalım nereden nereye? 2002 yılında Türkiye ekonomisi %6.4 büyümüştü. 2020 yılında 1.8. 2002 yılında kişi başına kamu borcu 3.680 liraydı. Bugün 24.300. Devletin kamunun borcunu hepimize bölünce 3.600 lira borcumuz vardı. Şimdi 24.000 lira var. 8 kat artmış. Bütçeden 80 yılda ödenen toplam faiz 135 milyardı. Sadece 19 yılda 1.180 milyar. 1.2 trilyon faiz ödediler. Cumhuriyet boyunca ödenenin 9 katı kendi dönemlerinde. Kamunun dış borcu 2002 yılında 65 milyardı. 65 milyar dolardı kamunun dış borcu. Bugün 173 milyar dolar. Gerçek işsizlik olanı, geniş tabanlı işsizlik 2002 yılında %16 idi. Şimdi 22.4. İcra dairelerindeki dosya sayısı 2002'de 5.2 milyon dosya vardı. Şimdi 22.5 milyon dosya var. İcra dairelerinde. Nereden nereye Tayyip Bey? Nereden nereye? 2002 yılında 1 dolar 1.6 liraydı. Bugün 8.5 lira. 2002 yılında ortalama 350 kilowatt elektrik tüketen bir aile 55 lira fatura ödüyordu. Bugün 320 lira fatura ödüyor. Aynı aile 400 metreküp doğalgaz yakınca 155 TL öderdi. Şimdi olduğu fatura 887 TL. Ve çiftçi traktörle yanaştı. 70 litre alır traktörün deposu doldur. 90 lira para ödüyordu. Şimdi 520 lira ödüyor bulursa. Nereden nereye Tayyip Bey? Bunları da alkışlasa ya il başkanların. İl başkanların gitsin bakalım Manisa'nın Haceller köyüne. Depo 90'a doluyordu. 520'ye doldu. Nereden nereye desin bir bakalım, değil mi? Elektrik faturasını savunun. 55'ten 320'ye çıkmış. Nereden nereye? Alkışlıyor mu il başkanların bunu? 300 liralık doğalgaz faturasını, 155 liralık doğalgaz faturasını 887 lira yapmışsınız. Alkışlasın bakalım il başkanları. Nereden nereye? Ve bir milli gelir hesabı. Geçen gün Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu yine. Dedi ki, önce milli geliri güzelce arttırmıştık dedi. Yaşadığımız bazı hadiseler sebebiyle bir miktar düştü milli gelirimiz son 7 yılda. 2013'te ülkenin milli geliri 957 milyar dolar. 957 milyar dolar. Bugün 720 bin milyar dolar. Şimdi 957 milyar dolardan 720 milyar dolara gerilemişe bir miktar düştü diyor. Tam %25 düşmüş. 2013'ten bugüne 7 yıl geçmiş. Bir hükümet gelse, hükümet programı açıklasa, o tarihten sonra milli geliri şu kadar arttıracağız der. %20-25 7 yılda hedef koyar. %50 arttıracağız. 7 yılda %25 düşmüş milli gelir bir miktar diyor. Ve o 7 yılda nüfus ne kadar arttı? Kişi başına düşen milli gelir de ne kadar azaldı? O da hepimizin malumu. Şimdi bir de son olarak bu ekonomide kendisinin uzmanlık alanı ya, attığı imzalardan sonra dün attığı bir imzaya daha değinip sonlandırmak isterim. Dün bir imza attı, Talim Terbiye Kurulu'na atama yaptılar.
Ziya Selçuk affını istedi. Kabul edildi. Yerine yardımcısı Mahmut Özer geldi. Sanki aydan gelmiş gibi bütün teşkilatın yönetimini değiştiriyor. Yani düşünün ki bir bakan değişimi, bakanın yerine bakanın yardımcısı geliyor ama bütün teşkilatı değiştiriyorlar baştan sona. Eskisi mi doğru, burası mı yanlış, bu doğruysa orası niye yıllarca öyle durdu? Ama Talim Terbiye Kurulu'na atama yapıyorlar. Bakanın önerisi Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla. Tabii bu bakanın bu ucube sistemde daha yemin etmediğinin de altını çizmek isteriz. Şimdi bu bakanları kafasına göre atıyor ya bir imzayla. İstediği zaman da alıyor ya. Bakanın bir yemin etmesi lazım. Kürsü yok. Kürsü var. Bizim kürsüyü kullanıyorlar emaneten. Meclise karşı sorumlu değil. Soru soramazsın. Cevap alamazsın. Genç soru veremezsin. Düşünemezsin. Ama bizim kürsüde yemin edecek. Düşünememiş beyefendiler. Ben yazın bakan atarsam ne olacak diye. Bakan var. Yemini yok. E atadın. Meclis açılmadan da aldın. E ne olacak bu aradaki dönem? Mış bakanı. Bir bakan bir varmış bir yokmuş. Yemin edememişmiş. Adama torunu soracak. Dede sen bakanlık yapmışsın şu yemin töreninden bir fotoğraf yok. Edemeden meclis açılamadan beyefendi böyle uygun gördüler. Bu arada ümit ediyorum maaş falan ödemiyorlardır. Özlük haklarını falan vermiyorlardır. Bu bakanın yaptığı harcamalar attığı imzalar. Bakan yemin ederek göreve başlar. Nal gibi de yazıyor, ertesi gün yemin eder diye. Sonra onu iş düzükte meclisin açıldığı ilk gün, yaz döneminde bakanmış gibi yapan bir beyefendi dolaşıyor ortalıkta. 1 Ekim'de bakanlık vasfı kazanacak, Allah nasip ederse. Böyle bir sistemle yönetiliyor ülke, böyle bir sistemle. Böyle bir anayasayı millete çok güzel olacak, şahlanacağız, uçacağız. Verin yetkiyi kardeşinize. Düşün, bakan ataması böyle olanın ekonomi yönetiminden ne bekliyoruz? Afet yönetiminden ne bekliyoruz? O yüzden bu haldeyiz. Bu beceriksizler, bu kifayetsizlerin yönettiği ülke. O yüzden bu haldeyiz. İşte bu beceriksizler dün Talim Terbiye Kurulu'na Cihat Demirli'ydi. Pardon, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Gündüz'ü atamışlar. Beyefendi ne iş yapacak? Görevleri arasında bence çok önemli. Eğitim sistemini hazırlamak, ders kitaplarını hazırlamak, kılavuz kitapları, ders kitaplarını ve yardımcı kitapları incelemek görevinde olan bir kurula gelmiş. Göreve bak. Beyefendinin yazdığı makaleye bak. Alfabe değişikliği geçmişi unutturmak amacıyla yapılmış Atatürk tarafından. Arap harflerinden Latin harflerine geçişimiz geçmişimizi unutturmak için yapılmış. Ayrıca bunun yanında yeni neslin neyi nasıl okuyacağını planlamış Atatürk. Bu Arap harfleriyle bildiğini okutacakmış bunlar. Türkiye Arap coğrafyası gibi geri kalsın diye, millet değil ümmet olsun diye, ona buna kul köle olsun diye Atatürk gelmiş modern harfleri getirmiş. 10 yılda dünyada görülmemiş, öyle taklit edip lafını çaldıkları şahlanışın en başındakini yapmış, bütün dünyaya göstermiş. 1930 sonrası tarih öncesi mitolojiye sığınılarak kurgulanan dil ve tarih kültürüyle düşünceyi kötürüm haline getirip getiren gelişmeler olmuş. Geçmiş bütün birikimi inkar edilmiş, batıya şirinlikler yapılmış. Bu adamı, bu kifayetsiz muhterisi tek adamın imzasıyla yemin etmemiş bakanın önerisiyle çocuklarımızın okuyacağı kitaplara karar vermeye incelemeye getirdiler dün akşam. Yazıklar olsun, başka bir şey demiyoruz ya. Yazıklar olsun size. Harf devrimine karşı adamı Talim Terbiye Kurulu'na atayan zihniyete yazıklar olsun. Bu millet, atasını seven bu millet, dilini seven bu millet, tarihine saygılı bu millet seçimde alnınızı karıştıracak, alnınızı. Kaçacak delik bulamayacaksınız o sandıkta. Bu millet o sandıkta bunların hesabını sorar. O perdeyi çekecek, oyunu verecek, bu kabus bitecek. Atatürk düşmanlarının, harf devrimine karşı çıkanların, bıraksaydılar Osmanlıca'yla
Araplar kadar eğitim alsaydık diyenlerin eğitimin talim terbiye kurulunun başına geldiği bu ülkeye gerçekten insan acıyor, acıyor, acıyor bunların elinde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayabiliriz. Olmadığına göre teşekkür ediyoruz. Tabii buyurun. Şunu söyleyelim, Millet İttifakı geçen seçimin ve geçen yerel seçimin başarılı ve şimdi de saygı içinde süren bir ittifakıdır. Böyle bir ittifakın önümüzdeki dönemde sürmesi noktasında Millet İttifakı'nı geçmişte oluşturmuş liderlerin açık beyanları var ve bu konuda olumlu yaklaşımları var. Orada herhangi bir sorun yok. Bir de ittifakın en önemlisi Türkiye İttifakı'dır. Bu bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı, kutuplaşmayı, birbirlerini ötekileştirilmişliği pompalayan zihniyete karşı Millet İttifakı'nın gelecekteki en büyük hedefi Türkiye İttifakı'dır. Bütün Türkiye'yi kucaklayacak, seçim sonrasında artık kimsenin öteki olmadığı, artık kimsenin fakirliğe mahkum olmadığı, artık kimsenin çocuğunun yüzüne bakmakta zorlanacak bir işsizliğinin olmadığı, hep birlikte toparlanacağımız Türkiye İttifakı'nı seçimden sonra kuracağız. O seçime kadar Millet İttifakı seçimi kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Genişleme, daralma falan onlar siyasi partilerin, başta liderleri, yetkili kurullarının alacağı kararlar. Benim bilgim dahilinde ne bir daralma var ne bir genişleme var. Şu anda sapasağlam ayakta duran bir Millet İttifakı var. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Kızdı bize. Şimdi İbrahim Kalın'ın açıklamasından anlıyoruz ki iktidar partisi hala hiç olmazsa Kabil Havalimanı'nı işletmek için hevesli, niyetli. Bu görüşmeleri yapıyorlar. Birincisi, bir de şunu not etmek gerekiyor herhalde. Taliban'ın din anlayışıyla aramızda fark yok diyen Recep Tayyip Erdoğan. Gelen mesajlarını olumlu karşılıyoruz diyen Recep Tayyip Erdoğan, dün Taliban'ın mesajlarına ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz dedi. Bu açıyı, bu kırılmayı bir not edelim. Yani Türkiye'de muhalefet boşuna konuşmuyor. O çok güvendikleri Taliban, yazarlarının şakşakladığı, ki alttan alta sevindikleri, köşelerde meşelerde satır aralarında övündükleri Taliban zaten istemiyoruz gidin diyor. Ama bunların orada kalmayla ilgili bir hevesi var. Farz-ı misal, Türk askeri orada kalmalıdır diyenleri dinlemiştik ve bırakmıştık Mehmetçiği orada. Yarın oradaydılar. Ciddi, kesin istihbarat IŞİD saldırısı havalimanına. Havalimanında Mehmetçik şimdi geliyor. Hepimiz oh be diyorum, annelerine kavuşuyorlar. Hadi iki uçak daha geldi. Bu akşam sarılırlar, çocuklarıyla yatarlar. İnsan o duygularla izliyor. Öyle izlemiyor musunuz? Bir de o kargo uçaklarından kırmızı al bayrağı sarılı tabutların inmesi var ya. Hiç bunu hesap eden yok mu? Yani hep ateş düştüğü yeri mi yakacak? Hep böyle penceresiz briket evlere koca koca Türk bayrakları asalım değil mi? Uzman çavuşlar, subaylar, as subaylar. Ne diye? Türkiye büyük devlettir, Afganistan önemli coğrafya. Afganistan Atatürk'ün zamanında önemli coğrafyaydı. Afganistan, Atatürk'ün hayal ettiği gibi bir Türkiye ve Afganistan'ın o günlerinde hayal ettiği gibi bir ülke olsaydı, o zaman bir başka şeydi. Hepimiz gülü oynaya Afganistan'a giderdik, gülü oynaya dönerdik. Şimdi ellerine kına yakılıp gidip de al bayrakla dönenleri görmemek için dua ediyoruz ya. Ne var bunda? Yani ne? Vatan haini oluyorsun Afganistan'dan çekilelim diye. Atacak oradan bir tane füzeyi, 14 tane şehit tabutu inince şeyden hep birlikte törene katılır beyefendiler. Dizilirler yan yana. Onlardan kahramanı yok. Birinizin oğlu var mı orada ya? Birinizin
Ya şu bedelli askerliklere falan bir bakın ya. Her şeyi paylaşıyorsunuz sosyal medyadan. Uzun dönem asker fotoğrafı paylaşsanız da kahraman oğlumuzu askere yolladık. Ben de retweet edeceğim. Ciğerparesi annesiyle vedalaşırken. Hadi bir göreyim bir tane AK Partili bakan. Bir görelim ya. Ciğerparesi annesiyle vedalaşırken. Dönüşte kargo uçağının karşısında hep beraber selam duruyoruz. Bu değil milliyetçilik. Bu değil. Askerini ölüme göndermek değil. Başkasının çocuğun üstünden kahramanlık değil. Türkiye önemli dış görevler olur. Taahhütleri olur. Büyük devlet olmanın gereği asker yollarsın. Ama Amerika kaçmış gitmiş, İngiltere kaçmış gitmiş. Kafa kesenler kol atıyor, geziyor. Kadınlara zulüm bilmem ne. Ha orada Taliban zulmüne karşı uluslararası bir birliktelik olur. Birleşmiş Milletler özel kuvvetleri bütün ülkelerden toplar. 35 ülkeyle birlikte biz de gideriz. Oradaki kadınlar ölmesin diye gidilir. Kafa kesilmesin diye gidilir. Oradan bütün dünyaya terör ihracı olmasın diye gidilir. Maceraya gidilir mi ya? Havaalanı işletecekmiş Kabil'de. Kabiliyetsizler. Başka bir soru yoksa hadi bakalım. Siz söyledikçe açılıyoruz. Şimdi arkadaşın sorusu şu, ben aslında hep yapmalıydık. Burada sorular duyulmuyor, canlı yayına gitmiyor. Değerli basın emekçimizin sorusu şu. AK Partili troller diyor, saldırıyorlar size. Şöyle söylüyorlar diyor. İngiliz bakanın Türkiye'den mülteci başvurusu kabulü yapacağız konusundaki açıklamasından ilgili halen ısrar ediyorsunuz. İşte genel başkanınız ve siz tweetlerinizi silmediniz diyor. Silmiyoruz. Sözümüzün arkasındayız. Bir yalanın, bir kandırmacanın da parçası olmayız. Şundan. İngiliz bakan gazetede bir köşe yazısı yazıyor, bir makale yazıyor. Ve diyor ki Afganistan'a yakın müttefik ülkelerde Afganistan'da birlikte çalıştığımız kişilerin gidip başvuru yapacağı başvuru merkezleri kuracağız diyor. Gazetede. Aynı gazetede aynı gün gazetenin iki önemli köşe yazarı analiz yazıyorlar. Diyorlar ki bakan Türkiye iki ülkeyi Pakistan ve Türkiye'yi işaret etti. Bakan o yazıyı biz o yazıyı görüyoruz ve buna tepki gösteriyoruz. Bizimkiler susmuş çünkü bilmiyorlar ki tek adam nasıl bir taviz verdi nasıl bir taahhütte bulundu. Önce mahcup bir açıklama. Biz söyledikçe kamuoyu tepkisi yükseliyor. Bunun üzerine öyle bir şey olmaz. Ömer Çelik diyor ki muhataplarımız bize sormadan ne konuşuyorsunuz diyor. Bu lafı bana mı söylüyor? İngiltere ve Amerika'daki muhataplarımız diyor bize sormadan açıklama yapmayınız diyor. Sonra burada şöyle bir şey çıkarıyor ortaya aktroller. BBC haber geçmiş. Bakan dedi ki Türkiye ve Pakistan. Oysa bakan demiyor onu. Aynı günkü köşe yazısında yazılıyor. Ama şöyle düşünün. Bizim bakan Çavuşoğlu Hürriyet gazetesine yazmış. Sayın Ahmet Hakan'la Abdülkadir Selvi de analiz yazmışlar. Aynı gün çıkmış. Bakanın dediği ülkeler bu diyor. Bakanlık kaynaklarına dayandırıyor. İngiliz bakan da savunma bakanı da bunu yalanlamıyor arkadaşlar. Yazı da duruyor analiz de duruyor. Ama BBC... Bu ikisini bir alıp haber yaparken bakan Türkiye dedi diye haber yapmış. Kaldırılan haber BBC'nin haberi. Ha Türkiye'den bizim yarattığımız bu toplumsal duyarlılık. Niye yaratıyoruz? Niye? Düzenlisini ayrı söylüyor. Kayıt altında olanı 180 binmiş, kayıtsızı 120 binmiş. 300 bin Afgan geldi diyor. 1 milyon değil diyor. 1,5 milyon değil. Yahu. Saydıysan niye kaydetmiyorsun? Kaydetmediysen nereden sayıyorsun? Kayıtlı 180 bin eyvallah da kayıtsızı nereden saydın? Sayarken kaydedivereydin. Kaydedemediğine göre nasıl sayıyorsun? Ama diyelim ki dediği gibi 300 bin. Niye geldi o 300 bin kişi? İngiltere Bakanı gazeteye söylediğini ya da Amerikan Başkanı
Afganistan'a söylediğini, birisi 39 bin kişi dedi, yerli işbirlikçilerimizi alacağız. Hedef Türkiye göstermeseler bu insanlar deli gibi Türkiye'ye niye geliyorlar? Mesela bir başka ülke hedef gösterilmiş olsa oraya doğru gidecekler. Çünkü umut şu, İngiltere beni sığınmacı olarak alacak, hayale bak. Ben Amerikan vatandaşı olabileceğim, hayale bak. Bu hayalin peşinde uçak lastiğine tutundu adam ya, kilometrelerce tepeden düştü. Sanıyor ki o uçağı tutturup Amerika'ya gidebilirim. Hayalin büyüklüğüne bak, korkunun büyüklüğüne bak. Adamlar da Türkiye'yi ima edince, ima, Türkiye'ye Afgan doldu. Biz bunu teşhir edince, önce sus pus, sonra yok öyle şey dedi bunlar. İngiliz bakanın açıklamasına bakın. Utanmadan diyorlar ki, İngiliz bakan yalanladı. İngiliz bakan şunu söylemiş. Ben Türkiye'nin ismini zikretmedim. Onu gazete yazdı diyor. Ama bu masaların kurulacağı yerlerden biri Türkiye olmayacak demiyor. Demediği için adamlar geliyorlar. Türkiye, İngiltere'ye, Amerika'ya geçiş yolu. Bakan bunu tasarlamış. Türkiye'ye de bunu dayatmaya kalktılar. Bizimkiler de sus pustu. Biz Türkiye'de kamuoyu oluşturunca şimdi o plan büyük ihtimalle bir başka bahara kaldı. Yarın öbür gün gelip müzakere ederler. Bakan asla Türkiye'de masa kurmayacağız demiyor. Kurmaya niyetimiz yoktu demiyor. Bakanın söylediği bir tek söz var. Ben Türkiye'nin ismini ben zikretmedim, gazeteciler yazdı diyor. Bana da diyorlar ki şey, iyi ki Kemal Bey, ey halkım deyip geceliğini, yoksa ne olacaktı? İngiliz bakanın bu ifadesi var mı var? Yorum var mı var? Herkes bunu böyle anlıyor mu Türkiye diye anlıyor. Duyan Türkiye'ye koşuyor. İnşallah bizden sonra, bu haberlerden sonra eyvah Türkiye'ye gidersek belki İngiltere'ye gidemeyebiliriz. Türk hükümeti karşı çıkmaya başladı derler de bu akın durur. Durursa kim kaybeder ya? Kim kaybeder? Bu akın durursa hepimiz kazanırız. Yok, konuşmayalım bunları. İngiliz bakan oradan konuşsun. Amerikan başkanı oradan konuşsun. Adamlar Türkiye'ye duvarın üstünden paldır küldür atlıyorlar. Oğul oğul geliyor. Metro turizm özel sefer düzenliyor. 600 liraya adamları getirip Türkiye'nin kentlerinin hemen dışına bırakıyor. Susalım. Niye geliyor bu adamlar? Senden ötürü geliyor. Senin kifayetsizliğinden ötürü geliyor. İngiliz'in, Amerikan'ın Türkiye'yi işaret ediyorlar. Gidin oraya alacağız sizi diyor. Adam ondan İran üzerinden Türkiye'ye kaçıyor. Bu beceriksizler Kabil'i koruyacakmış, kabiliyetsizler. Boş verin yani, istediği kadar linç etsinler. Biz hassas gördüğümüz konularda toplumu uyarmaya devam edeceğiz. Koysunlar bir sandık. CHP'nin Afganistan'dan Türkiye'nin hedef ülke haline getirilmesiyle ilgili yaptığı haberler ve oluşan bu duyarlılıktan sonra yaşananlar Türkiye'nin lehine mi aleyhine mi? Hiçbir şey olmasa şunun olması lazım. Elin güçleniyor ya. Masaya otururken dersin ki karşı, ya bizim içeride bak muhalefet var, toplumsal itiraz var. Elin güçlenir. Bir de bir muhalefetin varlığını öyle gör. Ha bir de bir şey daha söyleyeyim. Söz sözü açtı siz sorunca, arkamızdan da basın toplantısı yok. Son onu söyleyeyim. Toplamış karşısına büyükelçileri. Büyükelçilere CHP'yi şikayet ediyor. Adam çıktı Türkiye'deki büyükelçileri dizdi karşısına ve CHP yalancıdır diyor. Ya biz hiçbir şey yapmayız. Yurt dışına gider geliriz. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiler diye laf çalarlar bize. Bir tane bulun bakın böyle bir şey. Biz toplayacağız bütün yabancı misyon şeflerini, bilmem neyi. Geçeceğiz karşılarına. Diyeceğiz ki şudur budur. Aynı salonda ya, canlı yayında insanda biraz utanmak olur. Bunları AK Parti'nin seçmenine şikayet ediyoruz. Bunlar İngiliz'e, İsrailli'ye, Alman'a, İtalyan'a, İspanyol'a, Türkiye'nin muhalefet partisini. Ya sizin kardeşiniz de CHP'li. Baban CHP'liydi. Babanın partisini ele güne şikayet ediyor ya. Türkiye'yi istilaya gelmiş 7 milletin büyükelçileri oturuyor. Onlarla Atatürk nasıl konuşuyordu? Onlarla İnönü nasıl konuşuyordu? Onlarla Bülent Ecevit nasıl konuşuyordu? Bir de şuna bak ya, bizi şikayet ediyor büyükelçilere. Tayyip Bey, bak az kaldı.
İstanbul'da çok iyi bilirsin, çeşitli semtlerinde böyle çok güzel kahveler var, anlatmalı kahve. İnşallah seçimler bitsin, bunları gider anlatmalı kahvede anlatırsın, olur mu? Seni bundan sonra, 2 sene sonra öyle büyükelçi falan dinlemeyecek. Anlatmalı kahvede Memdu amca biraz dinleyecek, sıkılınca o da kalkacak eve gidecek. Bıktık senden. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.